Midas Antik Kenti'nde Yazılı Kaya'nın 200 metre kadar arkasında bir sarnıç yapısı ve su yolu mevcut. Evet, bu görmüş olduğunuz alanda yer altında büyük bir sarnıç yapılmış ve M.Ö. 3000'den itibaren insanlar burada toplanan suları kullanmışlar ve büyük ağacın olduğu alanın altında da çeşmeler mevcutmuş. Buradan suyu toparlamışlar. Burada akan suya halk arasında kırık suyu ya da şifalı Kibele Pınarı adı verilmektedir. Halen de yağmurun iyi olduğu zamanlarda burada su akıntısı devam etmekte. Şimdi bu Pınar'a gelen su yolunu tekrar göreceğiz. Geriye doğru tekrar bakıyoruz. Bu üzerinde bulunduğumuz alanın altında sarnıç var. Sarnıcın giriş noktasını göreceğiz. Giriş noktasından yukarıya doğru giden bir su yolu var. Aslında normalde bu tırtırlı gibi görünen alandan üstü tonozlarla kapalı olmalı. Ve tepenin üzerine biriken yağmur suları buradaki bu su kanalından, su yolundan aşağı doğru inerek aşağıdaki sarnıçta toplanmaktaydı. Tonozlar yıkıldığı için şu anda görünmüyor. Ve sarnıcın büyük kısmı tıkanmış vaziyette. Ancak yine de yapının ne kadar derinde olduğunu görebilmekteyiz. Ve 5000 yıllık bir tarihle karşı karşıyayız. Buradan akmakta olan sular tepenin alt tarafında düzlüğe indiği, tarlara indiği alanda yapılan çeşmelerden dışarıya çıkmaktadır. Tabii artık o çeşmeden geriye pek bir şey kalmamış. Tarlaları geçemediğimiz için karşıdan çekiyoruz. Bu siyah alanda çeşme yapılarının olduğu biliniyor. Halen de suyun debisinin yüksek olduğu zamanlarda burada su akmaya devam etmektedir.